Selamünaleyküm. Selam buyuruyor. Bir insanı doğru yola hidayete getirmen senin için dünyadan daha hayırlıdır. Yani insan, çoğu insan şimdi dünyada dünya akıllarında, dünya peşinde koşuyorlar. Ahireti unutmuşlar. Bazıları hiç inanmıyorlar. Onun için bu insanlardan birisini doğru yolu gösterip hidayete, senin vasıtanla hidayete ererse sen büyük bir kazanç ve Allah sana bahşetmiştir, nasip etmiştir. Allah yoluna girdi bu insan. Senin yoluna Allah sana mükafatın verirken bütün bu dünya, şimdi burada ufacık bir yer bile olsa sen onu neler yaparsın? Artık bu dünyadan daha hayırlı şey kazanmışsın. Allah Azze ve Celle sana bunu vaat etmiş, sana verecek. Sen bir insanı hidayete erdirdin diye, hidayete yol, doğru yolu gösterdin diye, yola koydun diye, onun için bunu yapan insan memnun olması lazım. Başka şey düşünmemesi lazım. Bu insan bir vakit, beş vakit her şeyi yapıyor, ya yarım buçuk yapıyor, tam yapıyor. Nasıl olsa olsun bir yola girmiş, bir yolda gidiyor. Allah yolunda gidiyor. Allah selamet versin. Onu memnun olacaksın. Allah yoldan çıkmadığı vakit ona şükredeceksin. Bu insan Allah yoluna bizim vasıtamız, Allah bize nasip etti. Bu insan bu yola bizim vasıtamız, Allah Azze ve Celle bu güzelliği bize nasip etti diye şükretmen lazım. Başka şey düşünme. Başka dünyadı, şuydu, buydu filan. Bundan menfaat alacağım. Bu yola girdi, ben bundan dünya menfaati diye aklına koyma onu. O işi biraz bozar. İşi gene şeyin var, olur. Ecri sahabın var ama onun merteben ötekisi Allah için hadisane olan mertebeden çok daha aşağı düşer o vakit. Onun için elimizden geldiği kadar insanları iyilikle, güzellikle yolu göstereceğiz. Yola gelene de yolu devam etsin diye yardım edeceğiz. Onun yoldan çıkarmamız, yoldan ayırmamız, size de o vakit kazandığın şeyler, Allah verdiği şeyi gene senin vasıtasıyla kaçarsa yoldan, o vakit elinden kaçırmış olursun. Bu büyük faydayı, büyük kazancı elinden kaçırmış olursun. Onun için gelsinler, yol senin vasıtasıyla, sen kapı ol, kapıdan girsinler. Öteki tarafına bakma. Sen bu yola girdiler, bunu gösterdin. O yolda devam etsinler.
Allah yoluna devam etsinler. Allah'ın yolu senin yolun olsun. Allah yardım etsin. Bu insanlar ihtiyaçları var. İnsanlar şeytan da sevmez böyle bu insanların yolları. O elinden geldiği kadar yoldan çıkarsın. O hayır yapan insanı da hayrından mahrum etmeye devamlı uğraşır. Şeytana uymayın. Allah Azze ve Celle'ye şükredin ki bu ihsan size nasip oldu. Senin vasıtanla bir kişi, iki kişi, beş kişi, on kişi ne kadar girerse o kadar Allah sana ecir mükafat verir. Allah nasip etsin hepinize. İnsanlara size de hidayet yolu sizin elinize nasip olsun inşallah. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.